Öncelikle hepiniz tekrar hoş geldiniz. Logo tasarımıyla birlikteyiz bugün. Logo tasarımı nedir? Logo tasarımı neden yapılır? Daha doğrusu logo nedir? Logo bizim bildiğimiz üzere hani kişisel veya kurumsal kişiliklerimizi sanal ortamlarda veya gerçek ortamlarda hani kimliğimiz niteliğinde kullanabileceğimiz bir takım simgelere, bir takım çeşitli renkli veya metinsel ifadelere verilen isimdir logo. Şirket adını taşıyabilir, kişi kimliğini taşıyabilir, kişi bir kurduğunuz şirketin, derneğin, vakıfın her neyse kurduğunuz hani ticaret boyutta veya kişisel ticari olmayan boyutta dahi kullanabileceğimiz tasarımlara biz logo diyoruz. Logoyu oluşturmadan önce yapmamız gereken bizim 3 aşama var. Birincisi logomuzu belirleme aşaması. Logo belirleme aşaması nedir? Bizim daha önce oluşturacağımız kafamızda bir şey olması lazım. Mesela bir kitapçı açıyorum. Bir kitap veya hani kafamda önce bununla alakalı bir ortalama logo oluşması lazım. Yani işte kitapçı logosunda işte ne bileyim yani farklı figürler olmaz. Yani bize kurumsal niteliğe uygun emojiler lazım, simgeler lazım, karakterler lazım. Önce kafamızda bu tarz bir şekil oluşturmamız gerekiyor. Daha sonra logoyu ayarlayıp ki bunu kullanacağımız bir takım uygulamalarda veya web sayfalarından da yapabiliriz. Daha sonrasında logomuza ait bir format belirleyip o formatı logomuz üzerine kaydedip geriye kalan ister tasarımını kullanın isterseniz de baskıya verip firmanızı da kullanabilirsiniz. Peki bu ikinci aşamada bahsettiğimiz sayfalar veya uygulamalar neler? Logo yapmak için kullanacağımız 5 tane bizim sayfamız var. Bunlar Canva, Free Logo Service, PosterMyWall, Logaster veya LogoMaster gibi 5 tane web sayfamız var kullanabildiğimiz. Bunlar dışında uygulama olarak logo tasarımı yapabileceğimiz Adobe'un 3 farklı uygulaması var. En profesyonel, en ucuz ve en sağlam size logo oluşturan uygulamalardır bunlar. Bir tanesi Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ve Adobe InDesign. Bu 3 farklı uygulamadan da yine faydalanıp logo tasarımı yapabiliriz. Biz bugün Adobe Photoshop üzerinde ve şu 5 tane web sayfası üzerinde kısa bir tanıtım yapıp ondan sonra bir logo tasarımı yapacağız. Bu 5 sayfa ve bu Adobe Photoshop üzerinde yoğunlaşıp bir logo yapmaya çalışacağız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ben. Yine Google'u kullanarak bunları size JPEG özür dilerim. Yine Google kullanarak bunları size göstermek istiyorum. Resim formatında kullanabildiğimiz iki farklı görsel şey var. Resim tarzı var. Bunlardan bir tanesi JPEG, bir tanesi PNG, PNG artık ne diyorlarsa buna farklı şekilde ben PNG diye okuyorum veya JPEG diye okuyorum. Logo kullanan kişinin kaydettiği logoyu kullanmak üzere mutlaka bu iki tarzdan bir tanesini ya da baskı formatında olabilir. Hani farklı şekillerde format olabilir. İşte OBJ olabilir, JPEG olabilir, PNG olabilir. İşte GIF olabilir. Hangi tarzda logoyu kaydedecekseniz ya da baskı yaptığınız firma size hangi tarzda logoyu kaydetmenizi istiyorsa o tarzda kaydedip gönderebilirsiniz. İşte 3D Max programını kullanıyorsanız onun baskı tarzında, InDesign programını kullanıyorsanız, IND Photoshop kullanıyorsanız, PC'de işte hangi tarzda program kullanıyorsanız o tarzda baskı yaptığınız kişi sizden o formatta kaydetmenizi isteyecektir. Ama bunlar dışında çok özel iki tane format var ki bunlardan bir tanesi JPEG, bir tanesi de PNG formatıdır. Bu ikisini bilmeden logo yapmak biraz zor. Hani yaptıktan sonra da kullanmak zor daha doğrusu. Nedir peki bu iki format? PNG formatı, önce JPEG formatı kaydettiğimiz bizim düz resim arkadaşlar. Yani telefondan bugün bir fotoğraf çekiyorsunuz. O fotoğrafı aldığınız bilgisayarda kullandığınız JPEG. Yani bildiğimiz ve sıklıkla kullandığımız resim tarzıdır. Ama bir de öyle bir format var ki PNG formatı. PNG formatı ise bir logonun arka planlarının olmaksızın sade hali. Hani şöyle düşünün.
Şu an benim görüntüm mesela arka taraf komple beyaz olduğunu düşünün. Arka tarafla arka planla beraber sizin komple fotoğrafınız JPEG oluyor. Ama arka planınızı sıfırladığımda, temizlediğimde sadece kendim PNG olurum. Peki PNG'nin burada farkı ne olmuş oluyor? PNG'yi daha sonra istediğim bütün görsellere otomatik olarak monte edebiliyorum. Yani görseli logom için ekleyebiliyorum. Ama JPEG tarzında bir fotoğrafı farklı bir resim üzerine eklediğimizde bu sefer arka planıyla beraber dikdörtgen şeklinde geliyor ya da kare şeklinde geliyor. Hani iş bize sıkıntı çıkartıyor. Bu sefer arka planı temizlemek zorunda kalıyoruz. Ama PNG tarzında kaydedilmiş logolar direkt alıp logolarımızda kullanabiliriz. Bunun en bariz örneğini size Canva üzerinden göstermek istiyorum. Çok daha detaylı bir şekilde açıklayacağımı umuyorum size. Mesela ben bir tasarım oluşturmak istiyorum. Şöyle bir özel boyutta işte 500'e 500 piksellik bir tasarım oluşturuyorum Canva'da. Burada farklı tabii kullanabileceğim görseller var. Mesela şuraya şu görseli hatta şuraya ne yazayım işte kar. Bir araba resmi aldığımda mesela şu şekilde bir JPEG formatında kullanmış oluyorum. Yani bu benim bir JPEG fotoğrafım. Şu an gördüğünüz gibi bakın arka planından beraber komple bunu almış. Hatta şuralardan çizgiden de görüldüğü üzere hiçbir şekilde oynama yok. Ama ben buraya kar PNG yazdığımda şöyle arat tuşuma bir bakayım. Veya farklı şekillerde bir PNG fotoğraf ne olabilir? Şöyle sileyim şurayı. Şuradan nerede fotoğraflarıma? Kar PNG yazdığımda mesela şu fotoğrafı hatta şu arka planı farklı şekillerde bir resimde süsleyebiliriz bu arada. Şöyle rastgele bir benim hazır yüklenmiş şurada fotoğraflar var mı? Mesela şu bir görsel. Veya şunların hepsi ayrı ayrı. Mesela şu bir görsel. Bu da bir görsel. Burada kullanabileceğim bir tasarım var mı? Mesela şunu kullanalım. 4D Animal'in bir resmi. Neyse hiç önemli değil zaten bu. Fotoğraflardan şu kar fotoğrafını aldım. Şöyle. Bir saniye. Yanlış bir işlem oldu burada. Çok özür dilerim. Burayı siyah yapıyor. Allah Allah. Bunu kaydetmedik mi? Üstüne mi yapıyor diye mi yapıyor acaba? Neyse şunu sileyim de şunun arka planını biraz farklı bir rengi boyayayım ben mesela. Şu renkte yapayım. Kırmızı yapayım. Şimdi mesela şu fotoğrafı üstüne koydum. Yani PNG dediğimiz tarz bu. Arka planı hiç bozmadan yani arka planın rengini değiştirseniz dahi nesne üzerinde herhangi bir oynama yapmıyor. Arka planı alıyor sadece kesilmiş öyle size gösteriyor. Yani logolarda kullandığımız iki format var. Bunlardan bir tanesi dediğimiz gibi JPEG, bir tanesi de PNG formatı. Bu iki formatı öncelikle bilmemiz gerekiyor. Logo yaparken ya da logo tarzında afiş yaparken de yine bu formatları sıklıkla kullanmamız gerekiyor. İnternetten bir logo indirdik. İşte bu logomuzun adı işte AA neyse yan tarafından nokta PNG yazdığımızda bu logomuzu yine istediğimiz afişimize koyabiliriz. Hani bugün bir afiş yapıyoruz mesela günümüzde. Afiş yaparken atıyorum Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosunu kullanacağız. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosunu internetten aldığımızda arka taraf beyaz oluyor. Bu sefer onu Photoshop'ta böyle silmeye çalışıyoruz ya da farklı şekillerde kendimizce temizlemeye çalışıyoruz. Koyamıyoruz daha doğrusu ya da farklı çirkin duruyor ama PNG formatını indirdiğimizde yaptığımız bir resim çalışması, resim programı üzerinden sisteme direkt monte edip istediğimiz şekilde, istediğimiz tarzda kullanabiliyoruz ve hiçbir düzenleme de yapmadan. O yüzden PNG ve JPEG formatını mutlaka bilelim. Çünkü bu ikisi logo yaparken bizim kullandığımız can alıcı noktalar.
Canva ile dedik. Ben şu free logo servisle başlamak istiyorum. Bizim kullandığımız farklı bir logo sitesi. Bunların aslında şöyle söyleyeyim. Birçok logo sayfası var. Birçok logo uygulaması var. Fakat bunların hepsi ücretli. Bugün Android ve iOS tabanda birçok logo uygulaması var. Bunları telefonunuza indirttiriyor ama arka planda ücret veya kendi reklamını yapabilen birçok logo uygulaması var. Ama benim size tavsiyem şöyle bir sistem. Önce bir logo tarzınızı oluşturun. Harflerle veya rakamlarla bunları internette benzer figürler aratarak kopyalayın ve vektörel tarzda Photoshop üzerinden yapmayı deneyin. Vektörel tarzda dedim. Vektörel tarzı ne demektir? Hani bir logoya mouse'la yakınlaştıkça eğer bozulmuyorsa o logo vektöreldir. Yani bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya atıyorum farklı şekillerde bakanlıkların veya farklı şekillerde kurumların logolarına baktığınızda birçok logolar vektörel çalışmadır. Çünkü profesyonel sistemde profesyonel tabanda çalışırlar. Yaklaştıkça asla bozulmazlar. Bunlar vektörel tarzda oluşan, kullanılan logo sistemlerini bize gösterir. Biz bu tarz web sayfalarını kullanarak vektörel bir çalışma yapabilir miyiz? Bunlar genelde ücretli olduğu için çok fazla bir vektörel çalışma bize yaptırmaz. Ama aklımızda bir fikir oluşturabilir. Mesela ben burada bir logo yapmak istiyorum. İşte burada online eğitimler, şurada öğretmenlerimiz diye bir ya da şöyle öğretmen eğitimi yazalım. Tabii bunu size bunları yazmak zorunda değilsiniz tabii birçoğunu. Burada size logo tarzınızı soruyor bu kullandığımız web sayfası. Mesela şöyle hepsini seçelim. Seçtikten sonra kullanabileceğiz tarzda logolar ekrana getiriyor. Burada yüzlerce logo var. Kendi ilgi alanınıza göre şurada yazabilirsiniz. Mesela education yazdığımızda eğitim sektörüyle alakalı logoları karşıma çıkar dediğimde eğitim tarzında eğitim sektörüyle alakalı logoları karşıma çıkartıyor. Araya böyle kaynayabiliyor şunun gibi. Burada bir tane logo belirliyorsunuz. Bir tane logo seçiyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Mesela şöyle online eğitim veya şu neyse sonraki dedim. Şöyle bir bakıyorum kullanabileceğim tarzı. Evet şu mesela şu logoyu kullanabilirim ama biraz daha sade bir şey bakıyorum. Ki oluşturduğunuz logoların mutlaka ama mutlaka sade olmasına dikkat edin. Çok fazla rakam, çok fazla emoji, simge, böyle renk barındırmasın. Sade ve içeriğinin size ait olduğu logolar olsun. Evet. Şimdi bu tarz web sayfalarında yani şuradaki bize ait şu web sayfalarını kullanırken oluşturduğumuz logolarda genelde ücretsiz olduğu için bu web sayfaları logoları kullanırken bir takım reklamlar koyuyor. Gördüğünüz gibi arka planına şu an bir reklam koydu. Ama ben bunu bu şekilde değil de şöyle logomu düzenlemeye devam et. Şurada ön izlemeye bir şuradan biraz küçülteyim. Şu yazı stili bu Türkçe karakterleri kabul etmediğini bana söyledi. Ben de yazı stilimi şuradan değiştirmem gerekiyor. Bu yazı stili de çünkü içerisinde yumuşak G var. Burada da kabul etmedi. Birçok logo oluştururken Türkçe karakterlere dikkat edin. Kullanmamaya çalışın diyeceğim ama çünkü bazı zorunlu olarak ismimiz veya firmamız gereği kullanmamız gerekecek. O yüzden kullanmadan önce evet şu anda Türkçe karakter problemi olmadığı için kaydediyor. Bunlar ücretli.
kullandığımız bizim logo uygulamaları. Şu an ben bir basit bir örnek yapıyorum. Bir girişik daha muhtemelen yapacağız. Aynı ID ve aynı şifre üzerinden yine giriş sağlayalım buraya. Ondan sonra daha Photoshop kullanarak daha profesyonel bir logo yapmayı deneyeceğiz. Burada bir web sayfasını kullanarak bir logoyu nasıl yapıyorum onu anlatıyorum şu an. Burada kayıt olma aşaması var ki şu an ben giriş yapmadım, kayıt olmadım. Burada resmimizi şuradan basit bir logo oluşturduktan sonra alıyorum Photoshop'uma. Bunu yeni bir, hatta şöyle yapayım. Sizin bildiğiniz en basit yöntemle bunu size gösterelim. Paint kullanıyorum. Bildiğimiz Paint. Çok basit, küçük görülebilir veya Paint, hocam Paint mi şaka mı diyebilirsiniz ama gerçekten Paint'i basit görmeyin. Birçok işlemimizi, birçok işimizi kolaylaştırıyor. Görselimi hazırladım. Küçülttüm. Ekran fotoğrafı vasıtasıyla şu şekilde aldım. Böyle çözünürlüğün kötü olduğuna bakmayın. Bunu düzenleyeceğiz. Masa üstüne şu şekilde resmimi logo diye PNG ya da JPEG PNG diye kaydedeyim. Logomu kaydettim. Masa üstüme aldım. Şimdi bunu geri kaldı Photoshop'la düzenleyip biraz profesyonel hale getirmek. Bu benim kullandığım çok basit bir web sayfasıydı. İnternette kullandığınız logo ile alakalı şuraya bir görsel, ben görselimi açmak istiyorum. Şu görseldeki kullandığımız web sayfaları birçoğunda Canva hariç ve şu hariç. Bunlar afiş yapma sayfaları aynı zamanda. Mesela Logo Master web sayfasından bir örnekte oradan verelim. Master yazdığımızda yine çıkıyor. Burada ücretli hesap kendimize açabiliriz. Ücretli hesap açtıktan şey, ücretli hesap diyorum. Kullanıcı ismimiz ile alakalı hesap açabiliriz. Hani ücretsiz kendimize üyelik açabiliriz. Daha sonra o üyelik sayesinde yaptığımız çalışmaları kaydedebiliriz. Bu tarz web sayfaları kullanımı free. Şimdi buraya yine farklı bir logo sayfasında şirketim online eğitim logomu oluştur dedim. Kullanıyor. Bana burada kişisel mi yoksa marka mı istiyorsun falan bir seçenek. Ben marka tarafını seçiyorum. Her logo sayfasında size bu tarz isteklerde bulunuyor. Şirket ismini istiyor. Logo tarzını istiyor. Kişisel mi yoksa markalaşmak gibi birkaç seçenek istiyor. Şöyle hangi tarzda logo seversin diyor. Bana diyor ki 3 tane seç. Mesela bu tarzı severim. Veya logo solda yazı sağda olan veya şu şekilde de olabilir. Veya logo üstte yazı alt kısımda olan bu tarzdaki logoları sevebilirim. Rengim şöyle mavi olsun. İkinci bir şey yazsın mı diyor logonda. Yazsın. Mesela öğretmen yazabilir. Değişik figürler falan olsun mu mesela diyor logonda. Şöyle ne olabilir? Online eğitimi veya farklı şekillerde şöyle öğretmenleri ya da farklı şekillerde öğrenci veya öğretmenleri temsil eden değişik emoji kullanabilirsiniz. Bunlar sizin logonuza daha güzel efekt verir. Mesela ben bir kendi yaptığım logoda bu tarzda bir mesaj, ya şunu geçelim. Hani bir mesaj vermek isteyebilirsiniz. Logo üzerinden karşı tarafa mesaj vermek isteyebilirsiniz. O yüzden mutlaka kullandığınız logolarda böyle sadelik dışında ufak böyle size anlatan şeyler de olsun. Mesela burada seçiyorum. Şöyle beğendiğim online eğitim diyor. Evet, şu logo mesela gayet güzel durdu. Gözüme de hoş geldi. Mesela bunu seçmek istedim. Şu şekilde bir görüntü. Şöyle biraz yakınlaşayım. Şimdi bazı sayfalarda şu özelliği kullanabilirsiniz. Reklam kısmını almadan, yani şöyle bu programları profesyonel kullanıp veya amatörce de kullanıp logo oluşturabilirsiniz. Ama logo oluşturmadan önce bu web sayfaları neden anlatıyorum? Aklınızda bir şey olsun, şekil olsun. Çünkü o kadar farklı şekillerde simgeler, harflerin yazım şekli bile o kadar insanları etkiliyor ki yani bir logo deyip geçmiyorsunuz gerçekten. Öyle logolar var ki yani şu an biz kendi ezberimize baktığımızda kafamızda onlarca ezbere bildiğimiz logo var. Mesela böyle bir kafamızı böyle hani bir düşündüğümüzde ezbere bildiğimiz bir sürü logo olduğunu illaki görürüz.
Bu logoların neden aklımızda çok kaldığını, onları çok fazla kullandığımızdan mı? Hayır, logoların dikkat şeyinin çok iyi olduğundan kaynaklanıyor. Hiç kullanmadığımız bir, hiç gitmediğimiz bir firmanın bile logosunu ezbere bildiğinizden eminim. O yüzden bu tarz logoları da hani vermek istediğiniz mesaj ve kalıcılığını artırmak adına kullandığınız şeyler önemli. Mesela bu tarz logolarda şu arka tarafındaki reklamı almak istemiyorum dedim. Şöyle kesiyorum mesela logomu. Şu aldığım şeyi de üzerine koydum. Şu şekilde. Evet, bu benim logomun kendisi olacak. Prescreen yaptım. Geldim bunu Photoshop üzerinde kullanmak için bu logoyu seçtim. Şöyle Photoshop üzerinde bir çalışma yapmak istiyorum. Adobe Photoshop'un Portable sürümü internette var. Kullanabilirsiniz veya normal programı da yine var. Onu da kullanabilirsiniz. Portable dediğimiz tak çalıştır. Yani indirdiğiniz gibi direkt çalışan bir uygulama. Şu an bunu açmadı. Şöyle bir sıradan bir logo açsam, bunun üzerinde düzenleme yapsam olur mu? Sil buraları komple. Şuraya bir yeni sayfa diyorum. Ya da şöyle yapsam. Şu an bir donma yaşadı hesap. Daha doğrusu Photoshop. Evet, şu resmi bir attım bakalım açacak mı? Evet, bu tarz bize sanırım yeterli. Çok fazla şeye gerek yok. Tamam. Yeni bir katman oluşturalım. Arka planı sıfırlayalım. Şimdi şu logomda şurayı kullanmak istiyorum. Mesela şöyle print screen tuşumla şöyle logomu aldım. Şuraya yapıştırdım. Nereye alacağım? Şurayı. Sadece şu kısmı. Bugün neden bana böyle bir şey veriyorsun? Bir sıkıntı yaşattı bana. Çok fazla kastı. Neyse, Paint üzerinden yapayım. Aldım logoyu. Sadece Photoshop kullanıyorum şu an. Başka hiçbir program kullanmadım. Şunu ve şunu silmek istedim. Evet, bir şuraya logomu yapıştırdım. Logom daha sonra şöyle Photoshop veya farklı programları ezbere biliyorsanız veya kullanabiliyorsanız bu tarz içerikleri az çok hakimsinizdir. Kısa yol oluşturma, kopyalama vesaire. Bunlar işin bazı püf noktaları. Kullanırken bu tarz programları işte kopyalama, yapıştırma veya program içerisinde bir tarz işlemler bazı işlemler yapmak istiyorsanız program hakkında bir ön bilginiz olmasını tavsiye ederim yine sizlere. Mesela ben bu logomu kullanmak istiyorum. Şöyle arka planı yine ufak şu beyazlıklarını sileceğim. Evet, bu şekilde logomu kullanmak istediğimi söylüyorum. Daha sonra buraya şu metin kısmını burada yazmış ama elle de yazabilirsiniz. Ya da beğendiğiniz bir metin varsa mesela şu metni beğendim. Yine bu metni kopyalayabilirsiniz istediğiniz gibi. Yani logo yaparken şu an benim kullandığım ne var? Birincisi bir web sayfası. Web sayfası kullanıyorum logo yaparken. İkincisi kullandığım web sayfasıyla alakalı kısa yollar. Üçüncüsü oluşturdum. Şöyle bir yine bunu kopyalayayım. Kısa yollar ve bir program. Yani bir de bu işi ufak da böyle daha önceden de bilginiz varsa bu tarz programlarla alakalı işiniz daha çok pratikleşiyor. Eliniz bu konulara hakim oluyor. Şu an ben kısa zamanda biraz belki hızlı yapabiliyor olabilirim. Ama siz denediğinizde ve birkaç defa yaptığınızı gördüğünüzde sorunuz olursa hem grubumuzdan veya farklı platformları kullanarak yine bize yazın.
seve seve cevap vermeye çalışırız. Burada amacımız bunu mantığını yani bir logo sıfırdan logo tasarımı 30-40 saniyede değil en azından bir fikir oluşturmak adına kullanılan programları göstermek adına size yeteceğini düşünüyorum. Şöyle bu yazıyı alabilirim. Ya da bu yazıyı aldığınız gibi kullanmak istediğiniz gibi kendiniz de bir yazı yazabilirsiniz tabii buraya. Şu kısmı alacağım. Kendi logomda kullanacağım. Kopyaladım. Kapattım bunu. Evet, şuraya aldım. Biraz aşağıya alabilirim. Şöyle alt kısımda kullanacağım. Yine arka taraftaki şu beyazlıkları sildim. Bu şekilde logomu kaydetmek isteyeceğim. Hatta şöyle de biraz çevirirsem şu şekilde sanırım. Evet, bu şekilde oldu. Hatta şurada da yine O'nun içerisinde bir beyazlık kaldı. Onu da yine alalım. Onu da temizledikten sonra. Evet. Şimdi ben bu logomu kullandım. Şimdi hocamızın bir tanesi sordu ki hocam şurada indirdiğimiz logoyu direkt kullanamaz mıyız? Hocam kullanırsınız tabii ki. Neden kullanamıyorsunuz? Mesela free logo services diyor. Ben bu logoyu kullanabilirim şunu. Ama bunu kullandıktan sonra şu şekilde arka planında reklam istiyor hocam. Reklam koyuyor. Yani ben kendim bana ait bir logoda reklam neden reklama izin vereyim? Yani şu logomu kaydettiğimde, bilgisayarıma kaydettiğimde arka planda bir reklam koyacaktır. Mesela arka planın rengini dışa aktarılmaya dahi bak şunu mesela istemiyorum. Arka plan istemiyorum dediğimde bu sefer bana ücret talep edecektir. Yani bu sayfaları kaydet dediğimde ücret talep edecektir. İsterseniz deneyin ama böyle yani. Çünkü ücretli değil. Ücretsiz değil bunlar. Yani ücretsiz ama kaydetmek profesyonel tarzda hani yüksek DPI, yüksek çözünürlükte logomu kaydetmek ücrete tabi. O yüzden ben kendi mantığımızla bunu Photoshop üzerinden nasıl yapabiliriz onu anlatıyorum. Şimdi mesela bu benim logo kaydettim. Şimdi bunu kaydederken size iki farklı şekilde kaydedeyim. Şöyle masa üstüme logo diye kaydediyorum. Önce JPEG formatıyla bir kaydedeyim. Kaydettim. Önce kaydımı maksimum seviyede kaydedeyim. Yani bunu kullanmak için çok profesyonel bir Photoshop bilmeye gerek yok arkadaşlar. Basit şekilde Photoshop bildiğiniz takdirde, basit düzeyde bildiğiniz takdirde Photoshop'tan çok güzel bir logo yapabileceksiniz. İkinci şekilde PNG formasında bir kaydediyorum. PNG şöyle bir yazdım ve kaydettim. Şimdi bunu da bir kaydetsin. Evet, şöyle tamam dedim. Photoshop'umu kapatıyorum. Çok fazla çünkü kasmaya başladı. Evet. Şimdi şu Paint'imi de kapatayım. Bu da küçük de olsa bir kasar yine. Şunu da masa üstüne kaydetsin. Şimdi gördüğünüz gibi masa üstümde iki farklı logo var. Şöyle bir tanesi logom dediğim. Bir tanesi de logo ama JPEG şey PNG dediğim. İkisinin de arka planını bana beyaz gösteriyor şu an. Ama şöyle baktığımda PNG olarak kaydettiğimde arka plan şeffaf halde. Peki Canva'da bir tasarım yapıyorum. Şöyle Canva'da okulla alakalı bir tasarım, bir afiş yapacağım arkadaşlar. Okulumla alakalı bir mesela şu. Evet çok beğendim. Okulumla alakalı bir tasarım yapmak için bu web sayfasını kullanmak istiyorum diyelim. Şimdi buraya şu dışarıdan yüklediğim iki görseli de bir koyalım. Geldim masa üstüme logom ve logom iki tane resim formatım var. Bu ikisini de kullanıyorum. Bunlar yüklenene kadar da ben de merhaba çocuklar diye şuraya işte tatilde
Ne yapacağız? Tatilde ne yapacağız? Burada işte isminizi yazabilirsiniz alt tarafa ve bunu komple böyle büyütebilirsiniz. Aynı zamanda Canva'nın eğitimini de yapacağız. Canva çünkü çok sevdiğimiz ve benim çok kullandığım bir web aracı. Böyle yaptım. Şimdi iki tane görselim var. Şunu biraz %75 yaparsam. Mesela şu logomu kullandım. Biraz büyük oldu. %50 olsun. Evet. Arka plan bunun JPEG tarzında kaydettiğim için arka planla beraber aldım. Ama şu PNG olarak kaydettiğim görseli eklediğimde gördüğünüz gibi arka planı almadan komple direkt görselimi aldı. Yani PNG formatında aldı. Ha ben ne yapabilirim? Kullandığım şu farklı resimlere göre mesela şu beyazdır. Şu beyaz görseli biraz şöyle büyütüp bunu bunun üzerine getirerek şöyle görselimi kendi tasarıma göre ayarlayabilirim. İstediğim tarzda koyabilirim. Hatta bunu ekledikten sonra arka planı şöyle hafif de şeffaf yapıp böyle bir güzel bir görünümde logonuza verebilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Sadece arka plan tasarımını şeffaf yapmak isterseniz sadece şöyle arka planı seçersiniz buradan. Aynısından bir daha eklersiniz. Burada da sadece yazıyı alırsınız mesela. Bunu da gelip altına koyarsınız. Şöyle bunu da yine büyütmek isterseniz şöyle. Bu sefer yukarıdaki şeffaf, yani alttaki biraz daha düzgün hale gelecektir yazı. Tamamen size bağlı olarak bu imkanlar değişebilir. Şimdi logo tasarımında tekrar ediyorum. Logoda birincisi öncelikle logomuzu belirliyoruz. Aklımızda, kafamızda hangi tarzda bir logo olacak? Bunun için bu web sayfalarını kullanabilirsiniz. Şurada hatta Logaster var mesela. Yani şöyle bir yazdığımda ya bunlar benim logo veya farklı şekillerde kendime oluşturduğum simgeleri seçmek için kullandığım sayfalar. O yüzden size de bu örneklerini gösterdim. Buradan ilham almak için kullanabilirsiniz. Hani ben size bunları kullanın, buradan bir tane oluşturun demiyorum. Buradan ilham adına, okul adına bir logo oluşturalım. Hani ilham oluşturmak için bu sayfaları kullanıp buradan bir nasıl bir şey yapabilirim, ne tarzda bir şey yapabilirim diye düşünebilirsiniz diye bu sayfaları gösteriyorum. Mesela okul yazdığımda karşıma hatta şöyle slogan bir firma oluşturalım hatta biz. Online eğitim. Tüm dersler. Bir sorumuz mu var? Anladım. Evet hocam demiş ki bir ad soyad harfleriyle nasıl olur? Mesela şöyle söyleyeyim. Ad soyad harfleriyle yani B ve T mi hocam? Mesela sade B ve T yapmak istiyorum diyelim. Burada renk seçiminizi istiyor. Mesela mavi yapayım. Şurada bahçıvan, sanat ve tasarım alanında bir logo istiyorum. Mavi şöyle mavi rengimi şöyle. B ve T harfleriyle oluştursun. Bunu kapatıyorum. Sadece isminiz ve yani isminizin baş harfleriyle değil mi? Yanlış anlamadım. Mesela B, ikincisi T. Bu şekilde bir hocamız dedi ki bu tarzda bir şey oluşturabilir miyiz? Şurada ismimize özel oluşturulan bazı logolar bize, hatta sol tarafta da nasıl durduğunu görmemiz açısından. Mesela diyorum ki bir firma oluştur, bir firma açtık hep birlikte. Bu firmamıza bir logo oluşturuyoruz. Kağıt üzerinde, kartvizit üzerinde, hatta kalemlerinizin, kullandığınız aksesuarların üzerine dahi bu logoları yine yerleştirebiliyorsunuz.
Mesela bir ismime özel logo istiyorum. Bir bakalım ne tarzda bir şeyden ilham alabilirim veya nasıl bir şey oluşturabilirim. Önce bunu düşün. Şöyle evet koyduğumda şöyle yazdım. Mesela şöyle ben mesela beyni çok seviyorum. Kendi logomda da beyni kullanmayı tercih ettim. Şu tarzda bir logo bakıyorum. Mesela BT tarzında. BT tarzında. Evet. Mesela bana uygun olabilir. Mesela şu. Evet. Aldım. Bilişim. Hem Burak Turgut olabilir bu logo. Hem de bilişim teknolojileri. Mesela BT kendime gayet uygun oldu. Hem bilişim teknolojileri hem Burak Turgut adı altında kullanabileceğim bu tarzda oluşturdum logomu. Mesela kopyalayayım bunu. Hatta şöyle ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra tekrar en basit haliyle Paint programını kullanarak mesela oluşturdum bunu. Şöyle tekrar aldım. Gayet de güzel. Hiçbir şekilde de bozma yapmadı. Tamam. Şuradan Photoshop'uma geleyim. Şöyle oluşturdum logomu. Hiç bozma olmadan kaydet diyorum. Logo. Önce logom şeklinde buradan bunu sadece hatta logom 2 diyelim buna. Sadece 2 logom diye kaydediyorum PNG tarzında. Şimdi bunu bir Photoshop'tan bir düzenleyeceğim. Photoshop işimi kolaylaştıran yaptığım logolara şekil, efekt ve birçok tarzı da görsel eklemimi sağlayan kontrolün tamamen kullanıcıya ait olduğu bir basit bir program. Kullanmanızı ve sadece resim formatlarını kaydetme, resim formatlarını yükleme, onlar üzerinde işlem yapmak adına sadece Photoshop'u kullanmanız bile size birçok şey katacaktır. Mesela iki logomu kaydettim. Şöyle Photoshop'u kullanarak şimdi bunu bir düzenleyeceğim. Şu arka planımı kaldırıyorum. Evet, logom şu an benim bu. Tabi bunu seçtim biraz. Şimdi biraz şöyle hiç bozmadan alt tuşuyla beraber biraz büyütmek istiyorum. Büyüttüm. Daha sonrasında şöyle şunu biraz büyüteyim. Evet. Arka planını şöyle komple temizlesin. Yeni belge açtığımda bana sürekli sorun yaşatıyor. Neden bilmiyorum. Bugünden beri yani muhtemelen bilgisayarım kastığından olabilir. O yüzden kusura bakmayın. Yeni belge açamadım bir türlü. Var olan belgeler üzerinde işlem yaptırabiliyor bana. Onları yapabiliyorum ancak. Şöyle tekrar bir geri geleyim. Evet. Şimdi şöyle bir görselim biraz büyüteceğim. Şurada şunu kullanarak şuradaki ayarımı değiştiriyorum. Evet. Logomu şuraları da hatta alayım. Sihirbaz çubuğuyla. Mesela tekrar logomu şu an hazır hale getirdim. İkinci bir kez logo yaptım. Logom 2 diye PNG tarzında şöyle PNG formatımı buluyorum. PNG formatında logom 2 şeklinde kaydettim. Tamam dedim. Şimdi tekrar biraz önceki yaptığımız hatta şu Photoshop'u da kapatabiliriz bu arada. Evet. Şu sayfayı da kapatabiliriz. Bunu da yine kapatabiliriz. Şunu da kapatalım. Mesela Canva'ya geliyorum. Hatta hem Canva'da hem de Poster Mival'da iki farklı bir görsel yapalım. Burada ikisinde de detaylı olarak bir kendi logomuzu ekleyelim. Hocam Photoshop ücretsiz. İnternette indirdiğimizde sizden ücret talep etmiyor. Merak etmeyin. Burada bir
Okul ile alakalı bir görsel seçiyorum hemen. Evet. Yine şu. Evet, tam da istediğim tarzda bir logo. Şey, afiş. Özür dilerim. Evet, afişimi seçtim. Çok güzel. Buraya şimdi biraz önce yaptığım PNG formatında şurada logom 2 yüklüyorum. Evet, hatta şunu biraz şöyle büyüteyim. Ayrıntılı bir çalışma yapmak istiyorsanız mutlaka nesnelerinizi büyütün, büyük çalışın. Evet, eklediğim logomu sayfama koyuyorum. Hatta şu sağ üst tarafına koyayım mesela. Hatta bunun arkasına bir de bulut koyabilirsiniz. Şöyle farklı bir şey olabilir sizin açınızdan söylüyorum. Evet, şu anda istediğim tarzda görselimi oluşturdum. Arkasına da çok da güzel bir emoji. Şöyle hatta bunu böyle yapıp şuradan birazcık da şöyle kısabiliriz. Ya da bunu böyle koyup arka taraftaki şu biraz bulutu kısayım. Şöyle biraz şeffaf yapalım. Şunu bunun üzerine koyabiliriz. Ya da şöyle boşluğu alabiliriz. Hiç fark etmez. Şunu koyduktan sonra şunu şöyle, özür dilerim. Şunu komple şöyle çevirebilirsiniz mesela. Şöyle de olabilir. Şöyle iki bulutun arasına. Ya şu an tamamen doğaçlama ilerliyoruz. Hani kafamda tasarladığım bir şey değildi bu. Rastgele şöyle %25. Evet, logo tasarımı, kaydetmesi, oluşturması, PNG ve JPEG tarzında kullandığımız görsellere eklenmesi tamamen bu şekilde. Çok fazla zamanınızı almadan bu detayı bu şekilde size vermek istedim. Şöyle tekrar etmek gerekirse, birincisi, kullandığımız logoları seçmeden, belirlemeden önce mutlaka bir kafamızda şu web sayfalarını kullanarak ön bilgi olması adına bir mutlaka araştırma yapın. Ha, oradaki logoları da kullanabilirsiniz ama arka planında reklam oluyor. Birçoğunun yaptığınız bazı basit projelerde, yani sürekli olmayacak, işte sadece kısa dönemlik ufak projelerde hocam reklam da olsun önemli değil dediğiniz programlar varsa bu web sayfalarını kullanarak bu hazır logolar indirebilirsiniz tabii ki. Ama kendinize ait profesyonel bir logo çalışıyorsanız bu sayfalardan ilham alıp kaydettiğiniz şablonları Photoshop üzerinde düzenledikten sonra işte o zaman profesyonel şekilde kullanabilirsiniz. Benim tavsiyem ikincisidir. Mutlaka, yani yaptığınız çalışma profesyonel olmasa da bir günlük dahi olsa reklam kullanmamaya çalışın. Bir zararı olduğundan değil ama en azından bu işi bilin, öğrenin. Yarın bir kendi, yani kendinize ait ufak bir şirket veya kendi kişisel kimliğinize dayalı bir logo oluşturmanız gerektiğinde bu bilgiler elinizin altında olsun. Yani bu bilgiler 10 sene sonra dahi bize basit bir logo yaptırabilir. Bugün birçok logo firması çok yüksek miktarlarda bize logo yapmak için ücret talep ediyor. Arka planında sadece PNG, JPEG ve diğer birkaç formatı bize gönderiyor. İşte farklı yüksek miktarlarda para talep ediyor bizden. Bunlara gerek yok. Kendi logomuzu da bildiğimiz tarzda şu tarz programları kullanarak yapabiliyorsunuz. Ama dediğimiz gibi mutlaka önceden bazı web sayfalarını gezerek bir şekil oluşturun kendinize. FreePic. Peak yazacaktım. Peak, yani Peak. FreePic diye bir web sayfası var. Bu web sayfasında kullandığınız yine içerikler JPEG tarzında, PNG tarzında ve birçok şekilde istediğinize göre buradan bir takım logolara ulaşabilirsiniz. Şablonlara ulaşabilirsiniz. İlham alıcı bir sayfa olacağından eminim. Buradan da ilham alabilirsiniz. Aynı şekilde bir diğer web sayfamız Pinterest. Yine Pinterest ile not alabilirsiniz. Pinterest web sayfası da yine bir tasarım, afiş, aynı zamanda pin web sayfası. Bize pin gönderen, bildirim gönderen, uygulaması da mevcut olan bir web sayfası. Burada da birçok şablona, birçok PNG formatına, mesela PNG bayrak yazıyorum. PNG tarzı da bayrakları karşıma çıkartırıyor. Ve bunların hepsi görsellerimizde arka planı sıfırlayarak kullandığımız görseller.
Tamamen ücretsiz. İndirip bilgisayarınızda bu bağlantıları kullanabiliyorsunuz. Tasarım ekranı benim, daha doğrusu sizlere anlatmak istediğim, öğretmek istediğim kısmı bu. Bu kadar zaman içerisinde bu bilginin yeterli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hangi programlar, tekrar gösterir misiniz? Hocam, programlarımız şunlar. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Evet, başka sorumuz herhalde yok. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Kendinize çok çok iyi bakın.